Vallahi çok güzel olur. Elini öperim Cumhurbaşkanıma. Erdoğan söylerse o doğru. Ben diyorum ki vatandaş hükümete güvenmiyor. O yüzden stok yapıyorlar. Biz üretim yapmadığımız sürece bunu durduramazsınız. Adalet Bakanlığı harekete geçti. Stokçuluk yapanlara ve fiyatlarla ilgili yalan haber yayanlara ağır ceza uygulanacak. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Cezalandırsın, o cezalar gidip bize geliyor. Onlar tekrar zam yapıyor, bize geliyor cezalar. 461 liraydı yağın 18 kilosu. Şu anda 575 lira. Aynı zamanda o yağları tamamen kaldırdılar. Depoya koydu. İki gün sonra çıkarttı, 575 liradan şu anda satılıyor. Şekere bile 580 lira, 480 küsür liraya çıkmış torbası. Bu bir anlamadım ki. Her şeye zam. Aklına ne gelir? Hepsinde zam. Peki sizce fiyatlarda bir yalan bilgi var mı? Çünkü fiyatlarda yalan bilgi verenlere de ceza uygulanacak. Hanımefendi, şöyle bir şey var yani benim gördüğüm. Devlet denetli yok diyor. Fakat hala o zamlı şekliyle duruyor. Daha fazla oluyor. Yarın gitsen belki aynı dediğim fiyattan daha yükseğe göreceksin. Ben görüyorum. Gidiyorum marketlere sık sık bakıyorum. Bakıyorum fiyatlar devamlı yükseliyor. Hiç düşme veya yerinde sayma diye bir olay yok. Yani bu cezalar ne fiyatları değiştiriyor ne de düşürmüyor. Hayır. İki tane fiyat yazıyor. Çevirdim arkası başa, önü başa. Biraz devlet sıkıştırdığı an birazcık hafiften biraz gevşe diyor yalandan. Ondan sonra onun iki şeyine çıkarıyor. Bir yağ 120, 115 lira, 120 lira zam gelir mi bir tenike yağ? Kilosunu ben hesapladım 31 küsüre geliyor. Bu kadar da olmaz ki. Ben 8 liraya aldıydım. Zamanında 5 kilosunu 8 liraya alıyordum ben onu ya. Şimdi 31 lira kilosu. Yani biraz fırsatçılık çok fazla. Vallahi çok güzel olur. Elini öperim Cumhurbaşkanıma. Öyle yapsın. Ne fakir fukara. Yani ne bu milleti yola dökmek. İyi bir şey değil. Zengin zengin. Fakir ne olsun. Evine ekmek. Hele bizim gibi emekliler. Ne yapak? Nasıl geçinek? Vallahi elini öperim. Cezayı bassın onlara, içimiz buz gibi olsun. O gün benim 100 milyon lira yağdan zararım oldu. Bunun çalışamayanı var, çalışanı var zaten zengin zengindir. Fakir fakirdir. Alıp yiyemiyor, çoluğu çocuğu okula gidiyor, bilet olmuş şu, şu olmuş bu, mazot olmuş şu. Zaten bizim arabamız yok. Yani benim şahsen kocamın arabası yok. Bir emekli maaş ancak geçiniyor. Peki bu cezalar sizce bir önlem olacak mı? Olur inşallah. Cumhurbaşkanımız yaparsa çok güzel olur. Vallahi ellerinden öperim yaparsa o stokçulara. Üstüne de basa basa söylüyorum Cumhurbaşkanım. Senin ellerinden öperim yap. Ben Cumhurbaşkanını çıktı çıkalı onaylıyorum. Ben Cumhurbaşkanımı çok seviyorum. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmez. Stokçulara aman vermemek lazım. Anında müdahale, hadlerini bildirmek lazım ve ağır ceza verilmesi lazım ki öbürlerine örnek olsun yani. Peki sizce bu önlem olur mu? Olabilir. Yani en aşağı %50 olabilir. Erdoğan söylerse o doğrudur. İşini de yapar. Yani burada neyi gördüm biliyor musun? Herkes istediği fiyatı koyuyor. Devleti yani devlete göre bir şey yok ki, devlet demiyor ki şunu yap diye. İsteyen fırsatçılar, paracılar yapıyorlar. Evet, denetleme biraz daha fazla olması lazım abla. Denetleme olursa biraz daha düzeleceğini düşünüyorum ben. Yani Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş. Gerçekten çok doğru söylemiş. Halkımızdan rica ediyorum yani bu prim vermesinler. Bu yağ stokçularına ve savaşta değiliz, bir şey de değiliz. Yani ülkemizde Allah'a çok şükür her şeyimiz var, bol bol var. Yeter ki fırsatçılara fırsat vermeyelim. Tek tek işimize lazım olan 1 litre alalım, 2 litre alalım, bittikçe yeniden alalım. Biz üzerine düştükçe bu stokçular da daha fazla kazanmak amacıyla halkımızı kandırmaya çalışıyorlar, ülkemizi batırmaya çalışıyorlar ve buradan muhalefete de
seslenmek istiyorum. Muhalefet partileri de yani bıraksınlar artık bu şeyleri. Türkiye gerçekten bütün dünyada şu anda bir ekonomik darboğaz var. Benzin fiyatları olsun, enerji fiyatları olsun çok yükselmekte. Yani yangına körükle gitmeyi bıraksınlar yani. Reis-i Cumhurumuzun yanında yer alsınlar. Peki sizce bu cezalar bir önlem olabilir mi? Hayır, önlem olamaz. Her vatandaşın arkasına bir polis takamayız yani. İnsanlar biraz da kendilerini bir çeki düzen vermek zorundalar. Yani bu cezalarla önlenecek bir durum değil yani. Stokçularla iş bitmiyor ki. Önemli olan devletin gerekli birimlerinin Merkez Bankası olarak, Maliye Bakanlığı olarak enflasyonla mücadele ederek fiyatlarını aşağı çekmesi. Stokçuluk belki bunun %10'u %20'liktir. Onun %70, %80 fiyat artışlarının sebebi de enflasyondur. İlk önce bunun çözülmesi lazım. Ondan sonra stoklara ya da stokçuların peşine düşülmesi lazım. Ekonomi iyiyken stokçuluk yoktu değil mi? O zaman fiyatlarda bir artış da yoktu. Abes bir şey de yoktu. O zaman da insanlar stok yapmıyor muydu? Yapıyordu. Önemli olan burada enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını sağladıktan sonra ne stokçu stoğunu yapar ya da kötü niyetli kişiler varsa da böyle onun önüne engel olur ve ekonomi bir şekilde yoluna gider. %60-%70 enflasyon var, sonra stokçular stok yaptı, fiyatlar uçtu deniyor. Bu ne kadar doğru olabilir ki? Yani bunun bir engel olacağını düşünmüyorsun? Tabii ki engel vardır. Belki şöyle engel olabilir. Fiyat artışında %10, %20'lik belki bir etkisi yapabilir. Onun dışında bir fiyat %100 mal fiyatı artıyorsa bunun başta sebebi enflasyondur. Bunu da yürüten Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın yapmış olduğu para politikaları. Bunun dışında başka bir şey. Vatandaş hükümete güvenirse hiçbir şey olmaz. Ama güvenmezse aynen bu durum olur. Ben diyorum ki vatandaş hükümete güvenmiyor. O yüzden stok yapıyorlar. Hadi. Sizce çözüm olur mu peki? Çözümü var. Vatandaşını destekleyecek. Suriyelileri değil, Afganlıları değil. Vatandaşını destekleyecek, buradakilerin ilk önce karnını doyuracak, ondan sonra dışarıyı doyuracak. Ben bildiğim Türkiye İç Anadolu tahıl ambarı. Biz niye üretmiyoruz da satın alıyoruz? Ben yani yıllardır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendi yağımızı, kendi buğdayımızı kendimizin üretmesini gerektiğini düşünüyorum ben. Suriye'de savaş var diyorsunuz, biz Suriye'de neden ithal ediyoruz? Burada sıkıntı var. Biz üretim yapmadığımız sürece bunu durduramazsınız. Stokçularla kızmayla olmuyor. Ya stokuna kızarsın, adam iki gün sonra ne bileyim pirince çoğaltır, bulguru çoğaltır. Bu yanlış, bizim üretmemiz gerekiyor. Tarımı neden bitirdiler, Türk tarımını? Ata tohumu nerede? Bizim tarlalarımız nerede? Bizim çiftçimiz nerede? Benim bildiğim İç Anadolu tahıl ambarı. Biz neden ayçiçek yağı üretmiyoruz da yağ satın alıyoruz? Neden bulgur üretmiyoruz da dışarıdan alıyoruz? Önce bunun önüne geçmesi gerekiyor. Şehirleşme yerine köydeki çiftçiyi teşvik etmesi gerekiyor. İki gün sonra sütümüz, yoğurdumuz da kalmayacak bizim. Bunun önüne geçmesi için hani stokladı, ben ona ceza kestim, ceza kesmeyle olmaz. İlk önce altyapıyı düzeltmek lazım. Evet, Tayyip 20 senedir buradaydı, başımızdaydı. İyiydi ama şu andaki yaptığı politika çok kötü gidiyor. Bunun önüne geçmesi lazım, durdurması lazım. Bütün bakanları madem yönetiyor tek kişi, tek adam, bunu durdurması lazım. Ceza çözüm değil. Ceza çözüm değil. Bunlara daha ağır bir şey, hapis cezası gibi veya mal varlıklarına el konması gibi bir şeyler yapılırsa daha iyi olur. Türkiye'mizde yani stokçu yıllardır yapanlar var ama bunlar her hükümet zamanında yapılıyor. Elinde çözmesi gerekir. Başta geldiği zaman daha marketlere girmeden önce çözülecek ki marketçiler ona göre satacak. Denetim sürekli yapılacak. Denetimsiz bir şey olmaz.